Arkadaşlar merhaba. Yumurta Dünyası'ndan Serkan ben. Yepyeni bir videoda karşınızdayız. Şu an Çanakkale'nin Çan ilçesi Kocayarlı köyündeyiz. Arkadaşlar yanımda Merdan var. Merdan merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merdan, seni tanıyalım. Merdan ben, Türkmenistanlıyım. 2006'dan beri buradayım. Yani İstanbul, Türkiye'deyim. İstanbul'dan da bir 6-8 aydan fazla oldu. Yani bir seneye yakın Çanakkale'ye taşındık. İşte bir merak sardı böyle. Evet. Çiftlik falan. Şimdi Merdan'la 20 Mart'ta biliyorsunuz hatırlarsanız Ümit vardı. Ümit'le çekim yapmıştık. Merdan fazla o zaman çıkamamıştı işinin yoğunluğundan. Şimdi Merdan'la çekim yapıyoruz. 20 Mart'ta kurduğumuz bir kümes burası. Biz burayı kurduktan sonra yaklaşık 26 gün sonra ilk kılavuzdan aldı. Doğru, evet. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Ben 23 ile 26 hatırlıyorum. 26. 26'da ilk kılavuzu aldı. Biz burada çekim yaptık. Nuri Saltan'la birlikte çekim yaptık burada da. Nuri Saltan'ın videolarında şöyle bir şey geçti. Dediler ki o tavuklar küçük. O tavuklar iki aya yumurtlamaz. Sen 26 günde... 26 günde kılavuzu aldık biz. Evet. Burada yaklaşık 900 tane hayvan var. O gün hatırlarsanız 500 taneydi. Aradan bir 5 gün sonra yine aynı kümeste yine hayvanın devamı olmak suretiyle bir 400 tane de araya kattık. Doğru mu? Evet. Evet. Aynı. Merda şimdi 26 günde kılavuzu aldım. Evet. Bunun haricinde şu an yaklaşık 40-45 günden beri yumurta topluyorsun. Evet. Verimin yüzde kaçlarda? Şu anda 80-80 üstü. 80 ve 85 arası o zaman. Aynen. Yani bu kadar kısa bir zamanda çok iyi bir verim. Yani baktığında çok bize o gün bayağı bir işte kötülemek isteyenler oldu. Şey oldu. Zaten yorumlarda hala duruyor. Tavuklar burada. Ben yine geldim yine çekim yapıyorum. Şu an kısa kısa videolar yaptık. Ve içeride şu an Ahmet arkadaşımız var. Merdan'ın yardımcısı. İçeride şu an yumurta toplamına başladı. Onu da sonunda sayarız kaç tabii, tane topladık tabii. Diye. Merdan, benim şimdi kamerada görmüyor arkadaşlar da biraz sonra etrafı da göstereceğiz. Sen bu tavuk işine girdikten sonra başka bir şeyler daha yapmaya kalktın. Evet. Ne yapıyorsun şu an? Şu anda dam yapıyorum. Hayvancılığa da başlıyoruz. Büyükbaş mı? Büyükbaş. Tamam. Sağım olacak işte kurbanlık olacak. Çok bunların güzel. Hepsi. İşte yan tarafı düşünüyoruz. Bakalım bir kuzu merakı da var bize. Kuzuluklu da hepsinden de başlayacağız bakalım. Peki Merdan burası kaç dönüm? Burası 6 dönüm. 6 dönüm. Bir kısmını tavuklara yer yaptık. Evet. Gezim alanı var tavukların. Gezim alanımız özellikle var. Özellikle çınarın altında çok güzel gezim alanları var. Burada verimde düşüklük yaşamıyorsun değil mi? Şu an yok. Yaz aylarının en şu sıcak anda yok. Serin buraları, fazla sıcak yok. Ben az önce kümese girdim. Kümeste böyle bir tavuk kokusu da yok. Evet. O da çok güzel bir şey. Yani gördüğüm kadarıyla en fazla bir ay önce mi ne temizledin değil mi? Evet, aynen. Bir ay öncesine temizledik. Şurada attık gübrelerini falan. Çok güzel. O gübreleri dediğim gibi yayıyorsun. Tabii tabii. Seneye verimler tabii. 10 numara olur. Onu isteyenler bile var artık. İsteyenler de mi var? Tabii. Çok güzel. Peki yumurta satışları nasıl? İyi şu anda. Bir... Piyasa düşük. Piyasa düşük aynen. Piyasa düşük olduğu için biraz. O da biz 9. ayı bekliyoruz. Biz yumurtacılar diyoruz artık. Aynen. Yumurtacılar 9. ayda. Nereden burası 1000 kapesleriydi. Evet. Biz 900 tane koyduk. Sen daha sonra arttırmayı planlıyor musun? Yoksa önümüzdeki yumurta şeylerine yani fiyatlarına göre mi arttırmayı planlıyorsun? Aynen onu düşünüyorum. Fiyatları da şu 9. ay bir bekleyelim. Ondan sonra ona göre bir şey yapacağız yani. Düşünüyorum tabii yan tarafa bir tane çadır daha düşünüyordum ama piyasa biraz şey yapınca hareketlenmesi gerekiyor. Aynen aynen biraz şu anda İnşallah durgun olduğu için. Yavaş kümese geçelim. Kümesi de göstermek istiyorum. Bakın yani hayvanların sağlığını görün arkadaşlar. Kuluru görün mutlaka. Bakın başını da yiyor burada. Kulunu da yiyor. Tabii. Buradan biraz şu kum da köşeye koymanı tavsiye tabii, ederim. Tabii. Yani içinde debelensinler, kum yesinler. Evet, havalandırma da açık. Ahmet kolay gelsin. Evet, maşallah.
cam gibi hayvanlar. Bir şey diyemiyorum. Yani bir insanı lekelemeye gerek yok. Evet. Yani yapıcı, yaptığı iş ortada olması lazım. Tabii. Bakın arkadaşlar. Burası da kurduğum kümeslerden biri. Ve gördüğünüz gibi maşallahları var. Şimdi yumurtaları da gösterelim. Tamam. Merdan, ben konuşuyorum. Tamam. Sen hiç konuşmuyorsun. Sen konuş abi. Niye? Sen dedin ki abi ben çıkmayacağım. Niye öyle dedin? Ya ondan değil de. Yani Ümit daha iyi yapıyordu bu işleri. Evet. Ümit'in bugün işi vardı, gelemedi. Aynen. Evet, maşallah sepetler dolu. Burk oldu mu hiç? Burk var. Arasında var. Kaç tane var tahminince? 8-9 tane var. Bunları kartona toplasan daha iyi aslında. Biliyorsun Türkiye'de herkes, yani bu biraz şey olacak, biraz övünmek gibi olacak ama kusura bakmasın kimse, doğruyu da söylemek zorundayım. Ben çoğu videoda kartonla toplayanı görmemiştim. Ta ki ben toplayana kadar. Ben topladıktan sonra herkes kartonla toplamaya başladı. Bence o yeter. Çünkü üstündeki baskı yapıp altındakileri patlatabilir. Onu bırak istiyorsan oraya. Biz de görelim. Sanki pazar tezgahından almış gibi duruyor maşallah. Evet, evet. Yani yumurtaların da büyümüş. Yani şu an mesela şu çift sarılı daha bakar bakmaz anlıyorum. Daha yeni yumurtlamış. Ama biraz kalsiyum eksikliği var bunlarda. Hmm. Kalsiyum takviyesi yapman lazım. Tamam. Bu çift sarılı. Normal yumurta. Tahminimce 65 gram falan geliyor. Evet. Normal yumurtamız. Zaten artık farkını anlarsınız. Merdan, sen de bence yumurtaya toplumuna yardım et. Tamam. Nerede çok var. Senin şeylerin yetersiz. Oldukların yetersiz. Oldukların... Evet, yere dışarı da şey yapıyorlar bunlar da. Tamam, dışarı yaparlar. Ben şuradan toplamaya başlayayım o zaman. Derece içeri sıcaktı ama dediğim gibi arkadaki kapıyı da şey yaparsan güzel bir şey olur. Evet. Şurada burka yapmış mı? Evet. Kaç tane horoz var Merdan? 3-4 tane var. 4 tane var, güzel. Maşallah hepsinin sağlıkları iyi. Merdan, çok iyi bakmışsınız. Elinize koyunca sağlık. Her bir hayvan gerektiğini bakarsanız vitaminini, sirkesini 15 günde bir veriyorum sirkeyi. 15 günde sirkesini mutlaka ver. Tabii. Her şeyin zamanında yaparsınız arkadaşlar. Sağlıkla. İç ellem abi. İç ellem orayı. Orayı bırak abi. Burayı mı? Evet, bir şey gördüm. Bak abicim. Ortadaki sarı, çift sarı. Evet. Belli oluyor zaten. Evet. Alabilirsin. Ben hani bak orada da var. Evet, maşallah. Allah nazardan saklasın. Bugün benden dolayı toplamadım. Normalde toplaman gerekiyordu. Evet. Ben dün biraz geç kaldım. Seni bekledik. Evet. Yani kaç tane yumurta kırmışlar onu fark ettim.
Nereden bu işe girdiğine pişman mısın? Yok abi. Benim merakım vardı zaten küçüklüğümden. Tabii. Peki benden gerekli desteği alabiliyor musun? Alabiliyorum tabii. İstediğim saatte aradığım zaman telefonu açıp da cevap veriyorsun abi. Allah razı olsun abi. Allah senden razı olsun. Senden de razı olsun abi. Başladı. He. Evet. Benden dolayı geç kaldınız. Ben burada iki tane çift sarı. Hatta üç. Bu da çift sarı olabilir. Maşallah. Şunlar. Evet. İki tane var abi orada. İki tane. Evet, iki tane. Al abi onları. Merdan, sen de benim gibi galiba güneş enerji sistemini kullanıyorsun. Evet. Benimkinden daha gelişmişini kullanıyorsun. Evet. Son şeyi. Son nesil. Son sistem benimkiler. Peki büyük başarı yapacaksın ya abi. Süt işi de yapacaksın değil mi? Süt, evet. Hem süt olacak hem besi olacak. Bu arada şeylerin, danaların çok güzel. Ben ya anlamam ama baba mesleği kasaptır bizde. He. Maşallah var. Evet, 6-7 tanesi hazır. Sana onları seçen de sanırım Nuri Saltan. Evet, sağ olsun, Nuriler yardım etti. Nuri ile başka kim yardım etti sana? Nuri ile İzzet. İzzet, evet. Ben söylemeyeyim, sen söyle diye bekledim. Evet, orada da çift sarılı. Evet, şu çift sarılı. Tamam, evet, maşallah. Bu arada yapıyı da değiştirmişsin abi. Ben geldiğimde yapı küçüktü. Evet. Daha büyük yapı yapmış. Büyüyor. Her gün bir şey çıkıyor ortaya. Onu yapalım, bunu yapalım derken. Peki şimdi bir şey soracağım sana. Ne kadar masraf harcadın buraya? Genel olarak mı? Genel olarak. Yani çünkü şu an arkada bir inşaat var. Evet. 600 metrekare mi? 500 metrekare. 500 metrekare dam. 500 metrekare dam yapıyorsun. Evet. Son nesil, yani son şey olacak böyle şey sirgili. Alttan otomatik sıyırmalı. Tabii. Kesin bir projeyle elektrik almak lazım. Tabii. Alacağız. O konuda da yardımcı olurum ben sana. Alacağız. Allah izni verirse onu da alacağız. Çevremiz var. Orada bir tane büyütememiş. Aynen. Şey, ara sıra çıkıyor böyle. Ara sıra. Ne abi, tamam ben lazım. Tamam. Vitaminleri aldım mı? Ona sipariş verdim. Kargoya verilmiş. Bugün yarın gelecek işte. Evet. Ahmet. Pazarda alışveriş yaptın mı? Maşallah. Üçüncü sepet şurada oldu. Ben şu arkalarda da görüyorum yerlerde. Var. Dışarıda da var. Dışarıda mı bu? Var. Her tarafı şey yapıyor bunlar. Çıkınca, gezince. İyi yerleri biliyorsun. Biliyoruz artık. Öğrendik oralarda. Abi yanımdan ilk getirdiğimde bunlar küçük diyorlardı. Ne diyorsun bu konuda? Küçük mü? Sonra diyorlardı ki yok, İnsanları kandırmaya gerek yok falan diyorlardı. Vallahi şu an 45. günde yumurtalar ortada. Depoda da yumurta var, gördüm. Evet. Şimdi 26 gün sonra ilk kılavuzu aldık. Abi ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben senin projeni oluşturduğumda benden pişman mısın? Yok abi, estağfurullah. Yani öyle. İzleyicilere bu konuda ne demek istersin? Valla ben gece gündüz hep sana danışırım. Senin şeyinle yönlendirmenle hareket ediyorum. Şu anda hiçbir sorunumuz yok, bir sıkıntımız yok. Gördüğünüz gibi işte. Devam. Abi biz proje yapmaya devam ediyoruz. İnşallah 100. proje. İnşallah. Doğru gidiyoruz. Kendi projenle ilgili bilgiler vereyim. Bu arada benim şu an kafeslerim kurulmaya başlandı. Nasip olursa Ağustos'un 15'i gibi hayvanların geliyor ve bunun haricinde, yani kamerayı bırakayım,
Plus. İşte bunun haricinde ben de Sandy almayı planladım. Ve Asus'un 15'inde nasipse gelecek. Onu da dediğim gibi yumurta piyasasından kaynaklanıyor. Birazcık kışa doğru yumurta piyasası daha da hareketleniyor. İnşallah. Çünkü ihracat kapalıydı. Evet. Ama bazı büyüklerimizle görüştüğünüzde ihracat yakın bir zamanda açılacağını söylediler. İnşallah açılır. Hem İnşallah. Ülkemiz açısından hem yumurta tavukçuluğu açısından çok iyi olur. Son dönemlerde bayağı kapatan oldu. Evet. Duyuyorum. Kafesli sistemlerini satanlar oldu. Biz de girdik bakalım. Nasip. Nasip abi. Nasip yani iş bunlar. Bayağı bir... Severek yaptıktan sonra her şey olur abi. Olur değil mi? Tabii. Abi. Seveceğin işi. Şeylerin yetersiz. Tamam. Onları unutma. Tamam onu şimdi hallettiriyorum ben. Tamam. Abi dışarıdaki yumurtaları da toplayalım. Az önce konuşurken gözümüz önünde de bir tane yaptı. Bir tane daha yumurtladı. Evet. Ama şunu ben dışarı çıkalım. Ben de bunu alayım. Bizim araba neredeydi? Oraya doğru. Direkt arabaya mı? Evet. Bunları dışarıda nereye yumurtluyorlar? Abi şu içeride var. Onun arkasında var. Tamam gel gizli bölümleri de görelim. Gizli bölümleri bakalım. Ahmet gel sen de. Ahmet. Ahmet. Tavukçuluk zor mu? Biraz senin de fikrin önemli olan. İyi, sen uzak. İdare eder abi. Peki büyükbaş mı tavukçuluk mu? Ben büyükbaş baktığım için abi. Büyükbaş. Tavukçuluk yeni başladı. Yeni başladı. Ha. Evet. Şurada. Hemen gelsin. Şöyle göstersin. Evet. Orada da mı var? Bak şimdi burada da var. Var var. İyi maşallah. Ahmet normalde öğlen topluyorsun sonra akşam kalanını topluyorsun değil mi? Evet. İyi yapıyorsun ama dediğim gibi pastanı toplayabilirsen çünkü şimdi o yumurtalar 60 gram giriyor ama yarın öbür gün biraz daha büyüyecek ya. Onlar 70'e de girecek. Hem sepetini almayacak hem de aşırı derecede ağırlıklı altta patlamalar olacak. Çünkü sepet olduğundan dolayı baskı yapıyor. Ona dikkat edersen iyi olur. Abi hata o köşeyi dur. Nerede? Ağacın dibine bak. Oo maşallah. Buradan göstereyim. Bak zaten abi. Nerede canım? Kalaçların da üstüne yapmışlar. Evet. Şurayı da göster. Bu arada bugün 3 Temmuz. Saatte 17 civarında şu an. Evet. Daha da yumurtlamaya devam ediyorlar ama şu an fazla yumurta artık olmaz. İçeride taş çatlası olacağı 10-15 tane. O da dediğim gibi follukların yetersiz. Tamam. Follukların yetersiz olduğundan dolayı hem dışarıya atıyor hayvan kendini hem de yumurtlamasını geciktiriyor. Bazen strese girebilir. Biri yatarken diğeri girmek ister, döver onu. Hmm. Böyle stresle yaşayabilirsin. Şu olayın çok güzel. Şu olayına bayılıyorum. Hayvanlar burada. Tabii. Kendisini toprağa gömüyor evet, böyle. Evet, toprağa gömüyorlar. Buradan taş da yiyorlar. Taş yiyorlar. Bak senin şurada. Kabukların ben baktım çünkü şöyle bir durum da var. Bunu anlatmak zorundayım kusura bakma. Daha önceden yumurta satışında sıkıntı çekti. Yani yumurtası var ama satamıyordu. Aramızda yaklaşık bir 80 kilometre yol var. Abi dedi bana destek olur musun? Bir 250 koli ben aldım. Ben öyle bir destek oldum. Aldım evimde de kırdım. İlk önce ben satacağım ürünü kendim yiyebiliyor muyum? Çünkü adam alıyor diyor ki benim başıma çok geldi. Bebeğimi yedireceğim diyor. Ben de şey diyemem abi al kesin taze diyemem. Ben ne yapıyorum? Kendi çocuğum da var. Tabii. İlk önce ben kendim kırıyorum, yiyorum. Bakıyorum ki gerçekten evet bu satılabilecekse
Ben senin 250 kolini sattım. Şimdi buradan giderken de yaklaşık bir 80 kolini daha alacağım. Doğru mu? Doğru. Yani böyle de takviye yardımcı olmaya çalışıyorum. Aslında benim niyetim şu abi. Yani Çanakkale bölgesinde özellikle bir ağ kurmak istiyorum. Yani kümesler kurup herkes kendi içerisinde bir iletişim halinde olur. Tabii. Toptan yumurta, paragende yumurta bir götürmeyi çok istiyorum açıkçası. Çünkü insanlara yardım edersek üretimimiz daha iyi olur. Aynen. Ama ben burayı kurdum, bana ne? İşte ne yaparsa Merdan yapsın demiyoruz. Ben duyuyorum ki, yani bunları söylüyorum, bana kızıyorlar belki ama bunları da söylemek zorundayım. Bazı insanlar arıyor, diyor ki ya diyor ben diyor bilmem neyi aradım diyor. Bana diyor ilaç verdi diyor, çare bulamadı diyor. Bu arada iki tane de yeni veterinerle çalışıyoruz. Hı-hı. Çok başarılılar veteriner arkadaşlar. Hem onlardan daha iyi iş öğreniyoruz. Hem de özellikle kalibalizm son dönemlerde çok geliyor şikayet. Yani bizden alsın almasın arıyor. Abi böyle bir sorunum var diyor. Karşı taraf diyor telefonumu açmıyor. Bir de başka bir boyut var. Bu işi büyütmüşler artık. Asistan tutanlar bile olmuş. Nasıl bir para kazanıyorlarsa bir şey demiyorum. Yorum İyi. Yapmıyorum. Yani yoruma gerek yok diyorsun. Yoruma gerek yok abi. Her şey ortada. Her şey ortada abi. Vallahi ben en son 2 gün 3 gün öncesinde aradığım saat 11'i 11 kaç geçiyordu? 11.30'da aradım. Gece. Normalde insan yatar ama sen yok. Hemen açtın telefonu, hemen sorunumu çözdün. Zaten hanım diyor yani bu tavuk, ya tavuklar ya ben demeye başladı artık. Yani. Ama şimdi bir yardımcı olmamız lazım sana. Tabii. Seni de mağdur etmememiz lazım. Hayırlısı Allah, artık aklımızda. Hayırlısı. Allah razı olsun. Bu arada olsun. Senin ben videolarını aldım. Şimdi inşaat ve büyükbaşta ilgili yerlerini de şimdi koyacağım araya. Onu izleyelim biraz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük başta da başarılar diliyorum sana. Teşekkürler. Yani inşallah damın olduğunda da geleceğiz. İnşallah beklerim, her zaman beklerim. İnşallah. Senin için her zaman kapımı açıktır. Allah razı olsun, senin için de öyle. İnşallah büyük baş, küçük baş bakacaksın bu sektörde farklı yerlere gelmiş olacaksın inşallah. İnşallah abi. Tavuk inşallah. Olmaz, büyük baş olur ama üçünü bir arada yapman çok güzel bir şey. Şöyle güzel bir şey, hem ülke ekonomisine katkın, evet, hem kendine katkın. Biliyorum şu an yeme çalışıyorsun. Aynen. Pek kar etmiyorsun. Yani İnşallah yok uzunca ayda. Cüzi paralar kazanıyorsun ama biliyorsun bizim de aylarımız var. Bu aylarda Tabii. inşallah daha da iyi olacak. İnşallah. Benim buradan söylemek istediğim şu arkadaşlar. Yani bu işi yapın yapmayın. Yapana saygı duyun. Yapmak istemeyeni de zorlamayın. Yani illa da yapın demeyin. Ama şu kadar söyleyeyim. Lütfen bu yumurtaları market yumurtalarıyla karıştırmasınlar. Yani benim o kadar ağrıma gidiyor ki markette yumurta. Ya bakın Kurban Bayramı geçti. Şimdi Kurban Bayramı'nın daha yumurtaları piyasaya çıkmadı. Evet. Sen buradan alıyorsun, taze taze götürüyorsun. Onunla karşılaştırıyor. Bir de senin verdiğin yem, yani doğallık, her şey ortada yani. Hayvan geziyor bahçede. Aynen. Ben biliyorum ki bunu seninle de daha önce konuştuk. Şimdi ben çok konuşuyorum. Merdan dedi ki abi beni fazla konuşturma. Kusura bakma Merdan. Yok yok konuş abi ben konuşayım. Yani toparlamaya çalışıyorum. Merdan dedi ki ben bu dedi, tavukları dedi yerini de büyüteceğim abi dedi ama ben de dedim şu an gördüğüm kadarıyla yeterli. Ama yapabiliyorsan şuraya bir yonca ek. Hmm. Yonca şöyle bir tel çek belli bir kısma. Tamam mı? Yoncayı sula. Bir saat yoncaya sal. Yoncadan geri çek abi sulamaya devam et yoncanı. Hmm. Yani şu bölümü yapabilirsen çok güzel olur.
Tamam. Ben hayvanlarını izledim, hayvanların hepsi dışarıya çıkmıyor. Yani yaklaşık biz 6 saatten beri buradayız. Buranın yani nasıl diyeyim sana yarı yarıya çıktığını gördüm. Hava da çok güzel. Hava evet. Şöyle güzel. Hem hayvanlar için güzel, serin. Hem şey olmasına rağmen içeriden çıkmıyor. Bu arada büyük bir emektar arkadaşımız var Ahmet. Gel bakalım Ahmet'im gel. Ahmet anlat bakalım bir şey söylemek ister misin? Sen ailenle geldin. Merdan'a yardımcı oluyorsun. Evet. Allah senden razı olsun. Çok güzel bakmışsın. Gerçekten hayvanlara o kadar güzel bakmışsın ki. İnsan kendi çocuğuna bakar gibi bakmışsın. Yani tebrik ediyorum seni. Yani küçük ve yani kanatlı tecrüben olmamasına rağmen çok iyi bakmışsın. İnşallah büyük başta da başarılı olursunuz. İnşallah. Yani çünkü senin başarılı olman patronunun daha çok yatırım yapması, patronun sana bakması da onun başarılara ermesini sağlamaktır. Aynen öyle. Senden ricam, şimdi burada inşaat çalışması var. İnşaat çalışması bitti mi bu çadırı mutlaka yıka. Mutlaka yıka. Abi çadır çok kötü. Yani evet. Yıkadan kastım dışını yıka. İçi güzel ama üçünün de biraz temizleme vakti gelmiş gördüğüm kadarıyla. Temizleme vaktini de şu an yumurta topladın ya. Bu saatlerde yap abi. Sakın sabah erkenden yapma. Hayvanın düzenini bozma. Akşam saatlerinde yap. Işığa dikkat ediyoruz. Söylediğim gibi sulara, nipel özellikle bugünlerde sulara çok çok dikkat ediyoruz. Vitaminlere dikkat ediyoruz. Sirkeye de dikkat ediyoruz. Allah'ın izniyle yumurtayı satacağız. İnşallah. Orada korkma yani. İnşallah. Yumurta satılır abi. Yumurtan olsun. Satılsın abi. Ben iki tane daha dikerim buraya. Hiç sıkıntı yok. Ben izin vermem iki tane dikmene. Yani. İzin vermem. Yavaş yavaş. Tamam. Yavaş yavaş abicim. Öyle İnşallah. İki tane değil. Bak ben atladım şimdi. Benim başımdan neler geçiyor neler. O yüzden. Ya sen atladıysan biliyorsun bu işleri. Ya vardır yani. Ne kadar bilsen de karşına çok şeyler çıkabilir. Tabii tabii. Yani. İlla ki zorluklar çıkıyor yani, da. Bulunduğumuz bölgeden zorluklar çıkıyor. İşte insanlar verdiği sözü tutmuyor. Öyle herkes şey değil yani söz verip tutanı doğru düzgün görmüyorsun. Doğrudur. Doğrudur. Benim söylemek istediklerim bunlar. Sen bir şey söylemek ister misin? Vallahi teşekkür ettim. İlk baştan başta tanıştığımızdan beri çok desteğin oldu. Yani gece gündüz aradığımda yok demedin, açıyorsun telefonumu. Hani her konuda yardımcı oluyorsun. Yumurta konusunda olsun. Hani ufak tefek böyle şeyle sıkıntılar yaşadığımızda bile sağ olsun hani iş 80 kilometreden daha oraya buraya geliyorsun. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Şöyle bir not daha ekleyeyim arkadaşlar. Biz burada Nuri Sultan'la çekim yaptık. Bu çekimimiz Çiftçi TV'de de yayınlandı. Ha, iyi güzel. Yani Çiftçi TV'ye de çıktık. Bizleri oraya çıkardıkları için de teşekkür ederiz. Doğru iş yaparsan her zaman doğru yerde tabii, olursun. Tabii. Bunu şey yaparım. Tabii ki meyve veren ağaç taşlanacak. Biz de taşlanmaya hazırız. Sıkıntı yok. Biz de doğru insanlarla çalışmaya özen göstereceğiz. Dışarıdan gelen talepleri kulak arkası yapmıyoruz. Her zaman bir yerde biriktiriyoruz. Bu birikimler sayesinde bizler de bir şeyler yapıyoruz. Allah'ın izniyle inşallah hepimiz başarılı olacağız. Tabii inşallah. Ki Türkiye şartları çok önemli. Yani biz tamam kuruyoruz ama bizim de ne karşılaşacağımız Allah bilir. Biz ne kadar işi dört dörtlük biliyorsan bil ama Türkiye şartları bazen tabii. Seni değiştirebiliyor. Evet, evet. Ben biliyorum ki siz danayı alırken çok iyi bir fiyata aldınız. Dağılır almaz birinci haftasında danın yani fiyatı yükseldi. Evet. Orada bile para kazandın. Yani. Onu da biliyorum. Hayırlısı olsun. Arkadaşlar hayırlısı. Benim söylemek istediğim bu. Dediğimiz gibi proje kurmaya devam ediyoruz. Proje konusunda destek isterseniz açıklamada cep numaram var. Her zaman yardımcı olurum. Saygılar, sevgiler. Evet, bir el sallayalım. Evet.